Herkese merhabalar efendim. Kanalıma, evime, şöyle arkamda gördüğünüz mağaza sergisine hepiniz hoş geldiniz. Vallahi biz bir gün öncesi ben çarşıya çıktım. Fizibilite çalışmamı yaptım. Yani bu ne diyeceksiniz? Ne nerede ne kadar? Ne nerede daha uygun? Aklımdaki şeyleri bir kafamda bir liste oluşturdum. Çocukların ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımız. Ona göre mağaza mağaza, sokak sokak gezerekten yerlerini tespit ettim. Dün de çocuklar okuldan geldi. Eşim de işten geldi. Biz buradan çarşıya gittik. Eşim de mağazaya geldi. Direkt nokta atışı alışverişimizi yaptık, çıktık. Şimdi size neler aldık onları göstereyim. İlk önce burada Yeni Koza diye bir mağaza var arkadaşlar. Orada hem ürünler çok güzel oluyor hem de peşin fiyatına taksitli alabiliyorsunuz. Onları göstereceğim şimdi. Oradan neler aldık? Mesela şu arkamda gördüğünüz 3 tane ayakkabıyı oradan aldık. Bunlar eşimin. Çok güzel. Ben bunu görünce çok hoşuma gitti. İlk önce aslında Okan'a aldık. Güzel de bir kampanyası varmış. Baya indirimde. Uspolo'nun ayakkabılar. Genelde böyle numaralar tek tük kaldığı için indirimde. Allah'a çok şükür ayağına da olanını bulduk. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gençlerin tam sevdiği tip. Ayağına da giydi. Çok da güzel oldu. Bunu aldık. Galiba fiyatı 1500 müydü? 1600 mü? O civarlarda bir şeydi. Sonra eşim şey dedi. Benim de ayakkabılarım baya eskimişti. Ha, şimdi aynıymış bizim markalar, doğru. Şey de aynı olduğu için. Gel sana da bakalım. Ben ne zamandır şöyle bir ayakkabı istiyordum arkadaşlar. Böyle gördüğüm zaman bu renk çok hoşuma gidiyordu. Aha, suratımda bir şey var. Standın üstünde gördüm. Bunun dedim numarası kaç dedim. 41. Allah'tan da oluyor. Hani ben spor ayakkabılarında genelde bazı ürünlerde unisex deniyor. Yani hem erkek hem kadın giyiniyor. Onlardan seçtim ben de. Ben de giydim. Çok rahat oldu. Çok güzel oldu yani ayağıma. Çok memnunum. Benimki de 1400 civarı bir şeydi. Tam şu anda hatırlayamayacağım. Üst üste aldığımız için hepsini. Eşiminki de benimkinin böyle gri, açıklı koyulu grilisi. Mesela benimki sütlü kahveyle bir ton koyu kahvesi. O şekilde. Sonra oradan çocuklara pantolon beğendim. Çok güzel. Bunlar da kampanyaya girmiş. 1200 liradan 600 liraya düşmüş. Normalde bu pantolonlar dışarıda falan ben sordum. 800, 1000 o civarlarda böyle değişiyor yani. Kalitesine göre, kumaşına göre, mağazasına göre değişiyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu Ozan Efe'nin. Yok pardon. Bu Okan'ın. Bu Okan'ın. Okan'ın zaten iki tane mi, üç tane mi vardı. Bir tane daha böyle dedim. Yeni pantolon olsun. Arkası da şöyle iki tane cepli. Bu renk çok hoşuma gitti. Daha koyu bir renk kendisi beğendi de. Onda yoktu. Bu renkte bulduk beden. Bunlarda da indirime girdiği için kalmamış bedenler. Kumaşı da böyle çok aşırı kalın bir keten değil. Keten de değil. Ketenle kot arası. Poplin kumaş mıydı? Ne diyorlar bunun yerine tam... sormadım da orada hiç. Ben pantolonları bir gün öncesi gidip beğendiğim için böyle bir Okan'a pantolon aldık. Ozan Efe'nin Ozan Efe biliyorsunuz büyüme çağında, gelişme çağında bir çocuk. Şöyle birazcık döndüreyim kendimi. Onun için bu sene olan kıyafetleri gelecek seneye olmuyor. Ona da bu renk aldım bir tane. Yine aynı tip, bakın. Şöyle. Çocuğun yazlık kıyafetleri vardı ama kışlık kıyafeti yoktu. Biraz geriye doğru koyayım en iyisi ben kameramı. Çok iyi gösteremiyorum çünkü. Şöyle. Bu birincisi. Bir de bu renkten aldık Ozan Efe'ye. İp yapışmış üstüne. Denedi. İkisi de çok güzel oldu. Şöyle bir pantolon yine. Bu ikisi Ozan Efe'nin. Ondan sonra başka ne aldık biz orada? Ha, şunları aldık. Bunlar da normalde 650 lira. Evet, 650 lira.
Ama indirime girmiş 390 lira. Şöyle bakın. Şu üstündeki desenler benim çok hoşuma gitti. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bir arma var, bir de şurada var. Şimdi yeni Koza'dan aldıklarım şöyle bakın. Bir de Okan'a bunu aldık. O da bunu seçti. Çok güzel yerleri. Yani dediğim gibi Mersin'de ve evimiz kaloriferli olduğu için hani evimiz şey olsa klimayla falan ısınıyor olsa belki diğer evdeki gibi olsa bunlarla üşüyebilirler. Üstten yelek falan giymeleri gerekir ama gerek yok yani. Böyle ince Mersin için çok yeterli. Şimdi gelelim farklı bir şeye. Şunu dışarıdan aldık biz arkadaşlar. Yeni Koza'dan çıktığımız an bir tane böyle sokakta ne derler? Sokak satıcısı gibi diyeyim yani. Ne diyeyim? Sokak tezgahı. Böyle eşofman altları vardı. Pazarda bunlar 250, 300, 350 tutturabildiklerine satıyorlar. Orada da 250'ydi. Şöyle yandan kargo cepli farkındaysanız. Gençlerin şimdi modası bunlar. Eskiden beri moda da şimdi gençler daha çok tercih etmeye başladı. Ozan Efe'ye bunu aldık. Daha sonra işte o tezgahın Okan'da olacağı olmayınca dedi dükkan var bize tarif etti hemen zaten görünüyor. Okan da gitti orada denedi beğendi böyle siyah bir tane beğendi o da klasik her zamanki bildiğimiz eşofman altlarından. Tesadüfe bakın ki Yeni Koza'dan aldığımız altlar şey üstler aldığımız altlara uyum sağladı. Bakar mısınız? Ozan Efe'ninki tam takım oldu böyle. Çok severler. Sever zaten Ozan Efe'de takım giymeyi. Okan'ınki de tam takım oldu. Böyle. İkisi de siyah. Bunlar evde giymek için gezmelik falan değil yani. Sonra o dükkanda şey sordum. Siz söyleyin adını. Sabahları okula giderken artık biraz seriniyor. Üstlerine böyle polar ceket tarzı bir şey lazım. Vardı ama ikisininki de küçülmüş. Şimdi Ozan'a bunu aldık böyle askeri yeşil. Şöyle üstüme giyeyim de bakın. Askeri yeşil bu. Ama bugün evde şöyle bakınca birazcık ona da küçük geldiğini. Çünkü şu an 14 yaşında. Her an biraz daha büyüyor. Her ay biraz daha büyüyor. Bunu 2 ay sonra giyemeyecek yani. Seneye hiç giyemeyecek. Şimdi buna 450 lira para verip de 2 aylık giymesi mi yoksa 2 sene giymesi mi? Onun için bunun bugün bir beden büyüğünü alacağım akşam eşim işten geldikten sonra. Orada da ben dikkat etmedim. Çünkü başka başka şeylere de bakıyordum. Ben medium ya da large demiştim. Bayan small'unu vermiş. Herhalde onun da dalgınlığına geldi. Çünkü bir sürü bir şey aldık. Okan'a da bunu aldık. Kahverengisi. İçleri polarla. Çok sıcak tutuyor bu arada. Yani burada Mersin'de çok böyle yağmur da aşırı yağmıyor. Soğuk da çok aşırı olmadığı için hani bütün kışı şunlarla geçirebilirsiniz neredeyse. Zaten Okan okula giderken ihtiyacı yok da. Hani böyle Hatay'a falan gidiyoruz. İşte hafta sonu bir çıkıyoruz. Denizin başına gidiyoruz falan. O hemen üstlerine alıvermek için. Sivitlerin üstüne bakın. Böyle Okan'ınki de. Bu da çok güzel. Benim olmasa ben de kendimi alırdım. Orada bir tane krem rengi gördüm. O bayağı bir hoşuma gitti de. Var benim. Kaç sene oldu ben onu alalı. Hala da giyiyorum taş gibi. Bu da Okan'ı şimdi ne kaldı göstermediğim. Eşofman takımımız kaldı. Şöyle bakın. Okul için Ozan Efe'ye böyle bir eşofman takımı aldım. Hatta arkasında da Calvin Klein yazıyor. Tabii ki de bu marka değil ama marka şeyleri dedektörleri gelip de arayacak değil yani. Gençler arasında böyle şeyler güzel oluyor. Yeri böyle penye ama yakar penye değil yani. Naylon karışımı falan yok. Dalgıç kumaş gibi penye ile karışık sanki böyle çok değişik bir yeri var. Güzel gerçekten şöyle alt üst. Bu da ne kadardı? 750 olması lazım. Ya 750 ya 800 o civarlar. Şimdi son olarak bu da benim. Bunu da ben yaklaşık 2 yıldır falan istiyorum. Ama hiç hoşuma giden bir şeye denk gelmemiştim. Eşim bunu gördü orada. Ben kendime şey bakmıştım aslında. Yeni Koza'dan veya herhangi Esiva 2 Defacto falan.
pantolon baktım. İspanyol paça, kot pantolon ya da keten pantolon fark etmez. Ama maalesef İspanyol paça çok model yok. Artı olanlar da küçük beden. Onun için bana o pantolondan vazgeçtim. Son anda dediğim gibi eşim bunu gördü. Şu montlara bir baksana dedi. Mont değil de işte şişme yelek. Nasıl duruyor? Aslında kırmızısını mı alsak diye düşündük. Kırmızıyı bir giydim. Güzel oldu ama bu beyazı giyince daha bir havalı durdu. Hatta şeymiş. Şurada markası yazıyor. Şöyle yapıyormuş şimdi gençler. Kadın gösterdi onu da. Yani tamamen çekmiyor. Üşümediğin sürece zaten tamamen çekilmez de. Buraya kadar çekiyorlarmış. Şurası görünsün diye. Şöyle. Olabilir. Tamamen çekmeyiz. Biz de böyle kullanırız. İnce sivitlerin üstüne. Benim kızım da yattı güneşi. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Biz bayağı toplu bir alışveriş yapmış olduk. Oradan da bunları alınca işte kaç parça aldık? Bir, iki tane eşofman aldık. İki tane kapşonlu aldık. 4. Ben yelek aldım. 5. Eşim pantolon aldı. 6. Ha ben onu göstermedim size. Pardon. Eşim de bir tane böyle kendisine kot pantolon aldı. Şu şekilde. Zaten yıllardan beri ya kot giyer ya keten giyer. Kumaş giymeyi çok sevmez benim eşim. Bu şekilde bir de kot pantolon aldık. Şu pantolon şeyde yeni kozada 1500-2000 arası. Biz bunu ya 750 ya 800 o civarlar bir şeye aldık yani. 6 o. Benim yelek 7. Sanki bir şey daha almışız gibime geliyor var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça. Sonra bayan dedi ki çocuklar dedi çorap ne renk severler dedi. Bu çorapları da hediye etti. Bakın iki tane şöyle. Bunları Ozan Efe'ye koydum. Üç tane de beyaz verdi. Okan biliyorsunuz denizci olduğu için ve sivil şey üniformayla gittiği için şu şekilde. Ben bir gün öncesi çarşıya çıktığında normal zamanda giymeler için şu tarz çoraplar aldım. Tanesini 25'ten aldım. Yani kadın bize bayağı bir 5 tane çorap da hediye etmiş oldu. İlk kez geldiğiniz dükkanımızı öğrendiğiniz için diyerekten. Bunlar da onun hediyeleri. Bence çok güzel. Müşterinin kalbini çalma yöntemi diyebilirim. Çok güzel düşündü. Böyle arkadaşlar bizim kışlık alışverişimiz. Şöyle koyayım hepsini yan yana. Siz de tekrardan bir bakın. Yani ben şeyi sevmiyorum. Böyle bir tane üründen çeşit çeşit her renk almayı sevmiyorum. İhtiyacımız olduğu kadarını almayı seviyorum. Yani yeni olsun, herhangi bir yere sökük, yırtık, rengi solmuş olmasın. Yeni olsun, güzel olsun. Evin içinde bile. Mesela başkası olsa benim şu çocuklara aldığım sivitleri gezmeye giderken giydirir, değil mi şunları? Çünkü öyleler. Ama ben evin içinde de düzgün giyinsinler istiyorum. Atıyor kapı çalıyor. Atıyorum mesela kapı çalıyor. Bir misafir geliyor aniden veya bir kapıya çıkmaları gerekiyor. Çöp atmaya aşağı iniyorlar ne bileyim yani markete gidiyorlar. Hemen gezmelik kıyafet giyecek halleri yok. Daha doğru düzgün. Ben seviyorum öyle yani. Kendi giyim kuşamımda da hani ben buna biliyorsunuz beni az çok özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar bizim giyim kuşam alışverişimiz buraya kadar. Gördüğünüz gibi şimdi size şöyle tekrardan kameraya döndüreyim, göstereyim hepsini. Gönül isterdi ki bunları seçip beğenirken de size kameraya çekeyim ama hem seçip beğenirken kameraya çek hem şey yap olmaz. Yani gerçekten de olamazdı. Şöyle. Heh. Bir de ben böyle insanların gözüne soka soka kamerayı çekim yapmayı da sevmiyorum. Gördüğünüz gibi daha çok burada 1, 2, 3, 4, 5. Ha bir parçamız daha var doğru ya 7 değil 8 aslında.
Yağmurluk aldık Ozan Efe'ye bir tane. Şimdi sabah giderken onu giydi gitti. Onu şu anda çekemiyorum size. O da çok güzel böyle. Yani daha çok Ozan Efe'ye çalışması, çünkü dediğim gibi o çok büyüdüğü için, hani geliştiği için kıyafetleri bir sonraki sezona olmuyor. Evet, aldıklarım böyle arkadaşlar. Umarım iyi günlerde kullanmayı, kahkahalarla kullanmayı nasip eder Allah'ım inşallah. Rabbim herkese alma kolaylığı versin. Bütçelerine bereket versin herkesin. Ha, biz bunları şimdi soracaksınız belki, ya da kötü niyetli olanlar da olabiliyor. Tabii ki de aslında çekmesem çok daha iyiydi de. Siz de seviyorsunuz alışveriş vloglarını diye çektim size. Kötü niyetli düşünenler olabilir. Tak diye çıkmış almışlar. Hayır, tak diye çıkıp almadık. Kimisi taksitle, kimisi kredi kartından. O şekilde aldık. Ha, çocuklarımızın eksikleri var. Almayacak mıyız? Alacağız tabii ki de. Öyle eski püskü kıyafetlerle sokağa çıkartacak değilim ben çocuklarımı, ya da evde de gezdirecek değilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan çektim. Kendinizi neyse şeyi, ama kamerayı döndüreceğim, fotoğraf çekiyorum. Hadi kendime döndüreyim de kapatayım. Evet. Beni az çok tanıyorsunuz zaten. Az alırım ama öz alırım. Mesela iki tane pantolon aldım Ozan Efe'ye. Yeter. Birini çıkartır, ötekini giyer mesela yani. Üç tane, dört tane eşofman altı olsun yeter. İki tane, üç tane üst olsun yeter. Çünkü seneye tekrardan büyüyor. Aynı şeyden 7-8 tane doldurmak yerine 3, bilemediniz 4 tane yeterli bir insan için. Kendim için de o kadar çok aşırı kıyafet almayı sevmiyorum. Yerine göre alıyorum. Düğün varsa düğüne göre alıyorum. Bayram varsa bayrama göre alıyorum. Bir tane alıyorum ama çok amaçlı alıyorum. Mesela en son amcamın oğlunun düğünü için siyah elbise aldım. Ben o elbiseyi her yerde giyerim. Eşimin iş yeriyle alakalı bir yemek olur, giyebilirim. Ne bileyim, bir kutlama olur, giyebilirim. Bir nişan olur, bir düğün olur. Hani çok yakın akraba olmaz. Bir nikah olur, giyebilirim. Ya yani bu tarz şeyleri düşünerekten, mesela Ramazan bayramında mavi bir ceket aldım. Ben onu ne düşündüm? Hem bayramda giyerim, hem başka bir şey olursa. Ozan Efe'nin mezuniyet yemeği oldu. Tuttum siyah pantolonumun üstüne onu giydim. Yani böyle düşüne düşüne alıyorum aldığım bir şeyi. Onun için de az alışveriş yaparım ama öz alışveriş yaparım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki vlogda, bir sonraki artık tarif videosu mu olur, bir yerlere mi giderim, nasıl yaparım hiç bilmiyorum. Mia, sen nerelerdesin? Mia'nın da boynunda tasması var çıngıraklı, o çalıyor ki de bir. Yani bu şekilde arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Hep benimle kalın ve lütfen videomu atlamadan izleyin. Ha, bir şey daha konuya değineceğim arkadaşlar. Videonun içeriğiyle ilgili, yani tek kelimelik işte destek, izledim, beğendim, o tarz yorumlar değil de böyle bir cümle içeren yorumlar yaparsanız çok çok daha iyi olur. Bir de beğenip videoyu puanlamayı unutmayın. Hype puanı diyorsunuz ya. O hype puanı arttığı zaman video çok daha önlere çıkıyor. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere diyorum.